Nereye münasip diyor. Yolu çıkalım mı hocam yolu? Gireceksin. Peki. İç taraftan ufak tefek şeyler var, üst tefekleri var. Asil yeninizi sağlamadaki yetersizlik sonucunda dişlerin üzerinde bakteri pilağı adını verdiğimiz yumuşak bir tabaka birikir. Genelde kendiniz evde tırnağınızla da sıyırdığınız zaman tırnağınızın ucuna gelen yumuşak ince bir tabaka. Bu tabaka tüpün içindeki minerallerin çökelmesiyle diş taşı ya da tartar dediğimiz yapılara dönüşür. Ve biz hekim olarak bunun asla oluşmasını az da istemeyiz. Çünkü bunlar oluştuğu zaman hem fiziksel olarak diş etlerine zarar verirler hem de daha çok plak oluşmasını sağlarlar. Yani daha çok plak birikmesine sebep olacak pürüzlü bir ortam yaratırlar. Ve bu pürüzlü ortam, yani plak biriktikçe diş etleri hastalanmaya başlar. Nereden anlarsınız diş etinizin hastalandığını? Eğer ağzınızda kötü bir koku, diş etlerinizde kaşıntı, renk değişikliği, kızarmaya ya da kızarıklığa doğru bir renk değişikliği hissederseniz, görürseniz, diş etlerinizde şişmeye rastlarsanız mutlaka bir diş hekimine başvurun. Kanama burada özellikle asıl sizi alarm durumuna geçirmesi gereken nokta kanama. Kanıyor diye korkmayın. Fırçalarken zaten mutlaka kanatarak fırçalamanız lazım ama kanama gördüğünüz anda da diş hekimine başvurun. Ve lütfen diş taşı temizliği konusundaki ön yargılarımızdan kurtulalım. Genelde hastaların büyük bir çoğunluğu demesem de bir kısmında hani diş taşı temizliği yanlış ve yapılmaması gereken bir şeydir gibi bir yaygın bir kanı var ama bu kanı kesinlikle ve kesinlikle yanlış. Günümüz tıbbında o diş taşlarını oradan ağzınızdan uzaklaştırabilecek hiçbir kimyasal madde, buna gargaralar da dahil reklamlarda gördüğünüz, mevcut değil. Aksini iddia etmek kesinlikle bilimsel olmayan bir tutum. Dolayısıyla 6 ayda bir zaten diş hekiminizi görmeniz gerekiyor ama kendi uzmanlığım açısından söylersem diş etleriniz için de zaten 6 ayda bir kontrol altında olmanız mutlaka gerekli. Hem diş taşı oluşmaması açısından hem de oluşanların temizlenmesi açısından ve tabii ki gönül ister ki bu tedaviye hiç ihtiyaç duymayacak bir ağzınız olsun. Dolayısıyla bu da iyi oral hijyenden geçiyor. Bu tarafta kanama yok, çok problem mi? Diğer tarafta da. Yani şuraya fırça.